Karaçay Çerkezya Cumhuriyeti'nde bulunan Arkiz bölgedeki kayalardan birinin üzerinde yerlilerin gizemli olarak adlandırdıkları bir İsa portresi yer alıyor. Söz konusu portrenin bundan 20 yıl önce ortaya çıktığı söylenirken din adamları görselin mistik gücü üzerinde duruyor. Karaçay Çerkesya Cumhuriyeti'nde bulunan Arkiz bölgedeki kayalardan birinin üzerinde yerlilerin gizemli olarak adlandırdıkları bir İsa portresi yer alıyor. Söz konusu portrenin bundan 20 yıl önce gizemli şartlar altında ortaya çıktığı söylenirken, uzmanlar aralarında portrenin oluşum hikayesi hakkında tartışırken, din adamları görselin mistik gücü üzerinde duruyor. 80'lerin sonunda küçük bir köy olan Nijni Arkiz'e nereden geldiği bilinmeyen yaşlı bir adam yerleşmiş. Oldukça sıradan ve göze çarpmayacak şekilde giyinen yaşlı adam, sopasıyla dolaşır, kimseyle konuşmazmış. Zaman zaman ortadan kaybolduğunu fark eden gözlem evinin yetkilileri bu durum hakkında ciddi endişeler duymaya başladılar. Adam ortadan kaybolduğunda onu çevredeki ormanlarda aramaya başladılar fakat tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Uzmanların anlattıklarına göre insanlar yaşlı adamı topu topuna sadece birkaç kez gördüler. Adam genellikle Zelençuk Nehri'nin vadisinin üzerinde yükselen Midses Dağı'nda görülüyordu. Sergiy Varchenko ağaç dallarına ve köklerine tutunarak büyük zorluklarla ulaşıyorduk. Günün birinde ise tekrar aynı yere gittiğimizde üzerimde sakin ve düz bir bakış hissettim. O günü asla unutmayacağım diye anlattı. Portrenin boyutu bir buçuk metreyi aşıyor. Resmedilen İsa'nın yüzü kutsal mendil ikonasının üzerinde resmedilenle neredeyse aynıydı. Uzun saçlar, uzun yüz atları ve oldukça sakin bir bakış. İsa'nın gizemli yüzü, dik bir uçurumun kenarında yer alması sebebiyle ulaşılması oldukça zor. Son yıllarda turistlerin ve yerlilerin daha rahat ulaşabilmesi içinse bir dizi merdiven kuruldu. Kutsal Mendil, Hristiyan geleneğinde İsa'nın yüzünün izi çıktığına inanılan ve ilk ikona sayılan kare ya da dikdörtgen bir bez parçası.